señor presidente Iván Duque aquí los recibe. Estamos con ustedes, hermano. Dios te bendiga. El último se llama Manuel Antonio Sánchez. Esto. Şimdi Avrupa'yı konuştuk. İsterseniz şimdi bir de okyanusun diğer tarafına dönelim. Amerika Birleşik Devletleri'ni. Amerika Birleşik Devletleri'nde 3 Kasım'da seçimleri yapılacak. Ve her geçen gün yapılan anketlerde farklı sonuçlar ortaya çıkmaya başladı. Geçen hafta 4 puana kadar düştüğü iddia edildi. Bu hafta 7.6 civarında zannedersem bir puan var, fark var arada. Biden'ın önde olduğunu görüyoruz. Altan Ergün'le, yatırım danışmanıyla konuşmaya devam edeceğiz. Geçen hafta kaldığımız yerden mi devam edelim? Altan Bey, hoş geldiniz. Merhaba, hoş bulduk. Önce bu son kamuoyu yoklamasından başlayalım isterseniz. Biden'la Trump arasındaki fark değişkenliğini korumaya başladı. Daha doğrusu değişken hale gelmeye başladı. Geçen hafta 4 puan CNN International'a göre, bu hafta yapılan kamuoyu araştırmasına göre 7.6 Biden'ın önde olduğunu gösteriyor. Seçimlere artık 2 ay gibi bir süre kaldı. Sizin tahmininiz nedir, öngörünüz nedir? Bu artık bu şekilde sonuca doğru gider mi? Değişkenler ortaya çıkar mı? Evet, şimdi bu aradaki farka baktığımızda %7.6 farka baktığımızda bunu yorumlaması çok önemli. Önemli olan konulardan biri, Amerika'da mesela oy verenlerin yüzdesi seçim tarihine baktığınızda %47 ile %55 arasında değişmiş. En yüksek %55 olmak üzere. Yani oy verilmesi kanunen mümkün olan insan, 100 insandan sadece 55'i oy kullanmış. Bu zaman diliminde 45-55 arasını aldığınızda %10 gibi bir farktan bahsediyoruz. Ve bu seçimlerde özellikle posta servisinde gördüğümüz bir kısım zorluklar var. Bu zorluklarla beraber insanların yüzde kaçının oy kullanıp kullanamayacağı konusu açıkta olan bir konu. Diğer bir konu, mesela bunu Florida'da gördük ve Cumhuriyetçiler bunu öne sürmeye başladılar. Mesela basit derecede bir suç işlemiş feloni veya ona yakın bir suç işlemiş insanların oy kullanmaması için belli bir kanun tasarısı hazırlamaya başladılar. Diğer bir taraftan da... Yani suçlu olanlar oy kullanamayacaklar mı? Evet, ona benzer bir kanun tasarısı var ve bunun yaklaşık 2 milyon kişiyi oy kullanmama yönünde itebileceği ile ilgili bir çalışma var. Bu çalışmayı tabii şekillendikçe daha görmüş olacağız. Posta servisiyle oy kullanılmak gerekecek. Bunu kullanıp kullanamayacakları, özellikle demokratların tabanındaki kaç kişinin bunları doğru kullanacağı, doğru çarpı, doğru yere atabileceği konusunda da sıkıntılar yaşanabilir. O bakımdan demokratların acil paket olarak 25 milyar dolar kadar bir acil yardımı posta servisine geçirmek üzere yaptıkları çalışmayı Trump da sonunda desteklemek zorunda kaldı. İlk başta desteklemek zorunda olmasa bile. Diğer bir taraftan da tabii bu %7 gibi farkın hem önemi var, diğer bir taraftan da çok da bir önemi yok. Neden diyeceksiniz? İki sebepten. Bir, geçen seçimlerde de Hillary Clinton Trump'tan çok fazla oy almış olmasına rağmen Trump kazanmıştı. Bu bakımdan electoral vote dediğimiz, yani gerçek manada Cumhurbaşkanı'nı belirleyen oyların ne olduğunu düşünmek lazım. Diğer bir taraftan da bu oyları belirlerken her zaman söylenen ve her yerde söylenen critical states, yani ana birkaç tane eyalet var. Ve bu eyaletleri kazanan kişilerin mavi ile kırmızı arasındaki farkı belirlediğini biliyoruz. Bunlar da Florida, Pennsylvania, Illinois gibi eyaletler ve bunlar da üretime dayalı olan eyaletler. Ama bu eyaletlerin çoğunluğunda şu anki görüntü itibariyle baktığımız zaman Joe Biden'ın Trump'ın önünde olduğunu görüyoruz. Joe Biden'ın Trump'ın önünde olduğunu görebiliyoruz. Fakat mesela Pennsylvania'da da %10 gibi bir fark görünüyordu Hillary Clinton zamanında ve orayı bile Trump kazandı. Çin'le olan ekonomik savaşının üretimi Amerika'ya getirme konusundaki yapılan çalışmaların, belki bu son zamanda haftalık işsizlik rakamlarına baktığımızda ve iş oluşturma ile ilgili rakamlara baktığımızda Trump'ın lehine hareket etmesiyle beraber bu kritik eyaletlerde de Trump'ın oy kazanabilme şansının yüksek olduğunu düşünüyorum. Sorunuza geri dönersek,
bu %4, %12, %7-6 arasındayken fark Biden'in hala önde gittiğini söylüyor. Fakat Amerikan seçimlerinde demokratlarla cumhuriyetçiler arasında kimin kazandığı farkına baktığımızda bunun çok aşikar bir garanti olmadığını düşünmekteyiz. Bunu da nereden anlıyoruz mesela? Amerikan borsasında eğer ki demokratlar kazanmış olsa onların kazanmasından zarar görebilecek şirketler var. Bunlar mesela enerji şirketleri olabilir, savunma şirketleri olabilir. Fayda görebilecek clean energy dediğimiz enerji, temiz enerjiye dayalı şirketler olabilir. Bunların çok iyi yapmadığını görüyoruz. Sağlık sektöründe de bu beklentinin borsada işlenmediğini görmekteyiz. Bir nevi yatırımcılar çok özel bir krize girip ve bundan çok hızlı çıktığımızı düşündüğümüzde, yani Amerikan tarihindeki en hızlı kriz ve en hızlı çıkış olarak düşündüğümüzde, istatistikler olarak geçmişteki seçimleri kazanmayı neyin belirlediğini gösteren faktörlerin esasında bu seçimlerde hem önemli olduğunu hem de predictive capability'sini, yani kimin kazanacağını belirleyebilecek faktörü görmediğini görüyoruz. O bakımdan her gün bunu takip ederek seçimin esasında son saniyesine kadar sonuçları takip etmek zorundayız. Altan Bey, şöyle hani piyasa neyi satın almaya başlıyor? Hani burada öncü gösterge olur ya, siz az önce söylediğiniz gibi mesela demokratların önde olduğunu düşünen şirketlerin savunma sanayi, özellikle silah sanayindeki hisselerin geriye doğru düşmesi gibi ya da yeşil enerji ya da doğayla ilişkili olan hisselerin yukarıya çıkması gibi. Şu andaki görüntü, gerçi 2 ay var. Piyasa kime daha yakın bir tavır gösteriyor? Piyasa esasında politik olarak bir tavır göstermiyor. Şöyle gösterdiği 2-3 tane makro, büyük makro değeri fiyatlandırıyor. Bunlardan birincisi bono faizleri, 10 yıllık faizlerin düşük kalmaya devam edeceği. Bono faizlerin düşük kalmasıyla beraber hisse çarpanlarının ve hisse çarpanlarının bonolardaki fiyatlandırmalarının ve dividend, yani temettü veren hisselerin çarpanlarının tarihsel olarak en yüksekte satmaya devam edeceğini fiyatlandırıyor. Enflasyon çıkacağını fiyatlandırmaya başladı. Fakat Merkez Bankası'nın, mesela yarın Jerome Powell da bu konu hakkında ben çok büyük bir yön değiştireceğini sanmıyorum. Yine de Merkez Bankası'nın loose money policy dediğimiz, yani çok rahat para politikasına devam edeceğini fiyatlandırıyor. Diğer bir taraftan aşının kesin çıkacağı ve bu aşının çok hızlı bir şekilde insanlar üzerinde başarılı olacağı ve ekonominin bundan sonraki aşamasının artık toparlanma olacağı konusunda da ciddi bir beklenti var. Yani piyasa beklenti biraz da algı oluştu mu Altan Bey? Yani beklenti hepimizin, dünyanın herkesin var. Ama orada bir inanç da ve oluştu sanki Amerika'da, aşı bulunuyor, artık işleri daha kolay olacak. Evet, aşının bulunması inancı hastalığın Amerika'da çok hızlı arttığını görmemize rağmen bunun üstüne çıktığını görmekteyiz. Mesela aşıyla ilgili bu hafta çok hem pozitif haberler vardı, bir nevi de negatif haberler vardı. Mesela bir kısım insanlar üçüncü denemelere katılmak istemediklerini gördük. Üretimin esasında sıkıntılı olabileceğiyle ilgili bir kısım haberler vardı. Fakat piyasa bunların her birinin üstesinden geleceğine inanıyor. Kaliforniya, Houston, Florida gibi yerlerdeki ICU ünitlerin, yani ağır bakım ünitelerinin yoğun olmasına, dolu olmasına rağmen aşının sürecinin ve ekonomik toparlanmanın devam edeceğini düşünüyor. Bunlardaki herhangi bir kırılganlığın, zamanlamanın 2021-2020'ye gibi, 2'ye gibi gidebileceği sürecinin, işsizlik rakamlarının devam edebileceği, structural unemployment dediğimiz, yani yapısal işsizliğin beklenenden daha uzun ve daha çok sürebileceği gibi beklentiler piyasalarda fiyatlandırılmıyor. Bir taraftan 40 milyona yakın insanın evinden atılma tehlikesi var. Bununla beraber bir mortgage krizinin, bankacılık krizinin olup olabileceği gibi birçok kötü senaryo düşünebiliriz ama bunların hiçbiri fiyatlandırılmıyor şu anda. Piyasa basic, evet, her şeyin niye gideceğini fiyatlandırıyor. Altan Bey, bugün bir veri açıklandı. Amerika Birleşik Devletleri'nde ikinci el konut piyasasının 13.9, beklentinin de biraz üzerinde oldu. Bu bir önemli bir veri midir? Hani toparlanma açısından bir işaret midir? Evet, işaret. 2-3 türlü düşünebiliriz bunu. Birincisi, yani mortgage faizlerin düşük olmasıyla beraber affordability dediğimiz, yani insanların evleri satın alabilme kabiliyetlerinin aynı parayı kazanmalarına rağmen artmış olduğunu görüyoruz. Bu da ekonomik aktiviteyi tetikliyor.
yeni teknolojiyle beraber insanlar online olarak evleri satın alabilme, online olarak morguçlarını alabilme, online olarak bütün evraklarını bitirebilme kapasitesine ve entegrasyona ulaştığı için daha önce hareket kabiliyetlerinin olmamasından dolayı morguç ve ev piyasasının yavaşlayacağını ve Amerikan ekonomisini durduracağı düşünüyordu. Bunun böyle olmadığı göründü. Diğer bir taraftan Amerika'daki popülasyonun ve zenginliğin yaklaşık %60-%70'i insanların evlerinde saklı. Faizlerin düşmesiyle beraber ev fiyatlarına olan talebin artmasıyla ev fiyatlarındaki sabitleşmenin özellikle single family dediğimiz yani suburblerde yaşayan insanlara olan ve oralara olan göç akımından dolayı fiyatların arttığını görüyoruz. Bu da bir zenginlik yaratıyor. O zenginlikle beraber borsaya etkisi de pozitif oluyor. Bir başka faktör düşünebileceğimiz refinance dediğimiz yani eskiden %5'ten morguç alan insanların %2-8, %3 gibi ellerinde olan borçlanmayı tekrar refinanse ettiğini görüyoruz. Bu da ödemelerin diyelim ki 400 dolar ediyorsa 300 dolara düştüğünü, o 100 doların da ekonomiye aktığını görmekteyiz. Bu da ekonominin pozitif olarak büyümesiyle ilgili bir destekte bulunuyor. Bu varlığın artmasından kaynaklanan pozitif etkenin de Amerikan ekonomisine girişi yaklaşık bir çeyrek ve iki çeyrek oluyor. Bu da tam olarak seçimlere denk gelerek Trump'ı esasında pozitif olarak etkileyecek. Özellikle stimulus paketi de geçerse, kongredeki pakette geçerse bu da pozitif olarak Trump'ı etkileyecek. Bu bakımdan da seçimleri yakından takip etmek gerekecek. Şimdi gelelim yarın akşam Jeremy Powell'ın Fed Başkanı'nın yapacağı açıklamaya. Açıklamaya tabii herkes dikkat kesiliyor. Önümüzde Amerika Birleşik Devletleri'nin 59. başkanının seçimi var. 59 diye zannedersem, yanlış söylemedim umarım. Evet. Dolayısıyla Trump'ın ikinci dönemi ya da Biden'ın birinci dönemi anlamına gelmiş olacak. Çünkü oradaki söylenenler, ekonomi, ekonomideki ataklar başkanlık seçimini de etkileyecek. Powell neler açıklayacak sizce? Ne diyecek? Powell esasında bir Amerikan tarihinde bir cumhurbaşkanıyla en iyi geçinen Amerikan Merkez Bankası Başkanı olarak tanımlayabiliriz Powell'ı. Hatta Trump'ın hatırlarsanız bir ara attığı tweetlerle beraber Washington'a gidip onlarla toplantı yapmıştı. Belki bundan önceki Amerikan Merkez Bankası Başkanları'nın tarihçesine baksaydık bunların olma ihtimalinin esasında çok düşük olacağını düşünürdük. Ama Trump'la da arasında çok ciddi gerilimler de yaşandı. Hani Çin kadar kötü diye de tweetler atmıştı bir ara. Evet, Trump'ın tweetlerine bakarak da bir karar vermek çok mümkün değil. Ama Jerome Powell'ın Trump'ın kızgın söylemleriyle beraber onunla bir nevi koordinasyon altında hareket etmesi o kavgalardan sonra bir nevi beklenmedik bir durumdu. Diğer bir taraftan da tabii siyaseti destekleyebilmek ve özellikle Merkez Bankası'nın görevlerinden biri olan enflasyonu %2 civarında tutup ekonomiyi de optimum tam iş seviyesinde sağlayabilmek için Jerome Powell bir nevi elinde olan tek imkan olan para basmaya yani quantitative easing yapmak zorunda kaldı ve faizleri düşürmek zorunda kaldı ki Amerikan ekonomisi ucuz kredi ve bol parayla Çin'le olan ticari savaştan etkilenmesin diye. Yani politika Merkez Bankası'nın kendi görevleri dahilinde yapması gereken para politikasının dışında başka bir para politikasına izin vermedi Ali Bey. Evet. Jerome Powell'ın yarın açıklayacaklarına baktığımızda şu ana kadar 3-4 tane ana konu var ve bunların dışında herhangi bir şeyin dışına çıkmayacaktı. Bir, Amerikan ekonomisinin bütçe açığı çok yüksek bir miktarda ve bu da bir nevi dolardaki zayıflamayı devam ettirecek. Yani Euro-Dolar paritesinin 1.18'den yukarıya doğru çıkma ihtimali yüksek diyorsunuz. Evet, 1.25 seviyesine kadar çıkacağını düşünüyorum ben. Altındaki pozitif momentumun da 3.000 dolar kadar seviyelerine çıkabileceği kanaatindeyim. 3.000 dolar. Evet, gayet mümkün. Dolardaki zayıflamanın da sürecine devam ettireceğini düşünüyorum. Çünkü elimizde olan makro faktörler bunun dışında başka bir alternatifin olduğunu şu an itibariyle göstermiyor. Eğer ki ciddi manada bir enflasyonda artış olup da enflasyon kontrol dışı kalırsa bu zaman diliminde Jerome Powell'ın ne yapacağı konusu esasında para piyasalarında en merak edilen konulardan birisi.
Hatırlarsanız geçen haftalarda yapılan toplantıdan sonra mesela borsa yaklaşık bir 300-400 puan ani bir şekilde düşüş yaşamıştı. Buradaki olay ana temel, eğer ki enflasyon kontrol dışı kalırsa Merkez Bankası enflasyonun kontrol dışı kalmasına izin mi verecek, yoksa faizleri mi arttıracak? Ya da bizim dediğimiz long term interest control, yani uzun vadedeki faizleri kontrol edebilmek için özellikle mesela 2. Dünya Savaşı'ndan sonra kullandıkları bazı para politikaları vardı. Bu para politikalarına mı süreç olarak dönecek? En büyük ana konulardan bir tanesi bu. Burada İkincisi ama de, Altan Bey sözünüzü ondan sonra devam ettirin ama sanki altın fiyatlarının yönü Powell'ın yani uygulamakta olduğu politikayı devam ettirip faizleri yine çok düşük miktarda tutması. Dolayısıyla altına sanki yukarıya yönlü bir işaret de vermiş oluyor. Bugün haberlerde de o vardı, gelen uluslararası haberlerde. Fed Başkanı Jerome Powell'ın açıklamasına göre altın fiyatları yükselmeye devam edecek deniliyordu. Siz de 3000 doları bulabilir diyorsunuz. Evet, bulabilir diyorum. Çünkü zaten reel faizler negatif, faizleri de düşük tutmak zorunda. Bütçe açığı çok büyük olduğu için onun finansmanı konularında kritik sorular var. Aşı sorularında kritik sorularımız var. Bu da dolardaki devaluation'ı, değer kaybını arttıracaktır. Zaten altın da dolar bazında fiyatlandırdığı için altına olan talep artmaya devam edecektir. Ve altının yönü şu zaman diliminde bulunduğumuz konuda yani artmak konusundaki riski, upside risk dediğimiz yukarıya doğru risklerine devam edecek diye düşünüyorum. Peki Altan Bey, şimdi burada mesela şöyle düşünebilir miyiz? Seçimlere kadar Fed Başkanı'nın ya da Fed'in bir politikası var. Seçimler olup bittikten sonra başkan, mevcut başkan kazandı ya da yeni başkan koltuğuna oturunca farklı bir politikaya doğru yelken açması söz konusu mu? Şöyle, bu zaman diliminde, yani bundan önce Yellen'de de gördük bunu, Bernanke'de de gördük. Genel manasında oturan Merkez Bankası başkanları incumbent president, yani şu andaki Cumhurbaşkanı'nın seçilmesine destek veren politikalarıyla devam ediyorlar. Yani bunun tersi olabilecek, ekonomide bir zayıflamaya sebep olabilecek bir para politikaları değişikliğine gitmiyorlar. Bu bakımdan Jerome Powell... Bu tarihçiye bakarsak Trump'ın seçilmesini destekleyebilecek bir pozisyon almaya devam edecek. O da şu andaki para politikalarının devamı olarak düşünebilirim. Yani biz faizleri arttıracağız, şu olursa bunları yapacağız gibi beklentileri değiştirebilecek, borsalarda büyük bir satışa izin verebilecek bir politikası değiştireceğini düşünmüyorum ben. Tabii demokratlar kazanırsa ondan sonraki aşamada özellikle demokratların vergi paketlerinde yapacakları değişikliklerle, regülasyonları artmasında yapacakları değişikliklerle borsada bir satış bekliyoruz. Buna göre de Merkez Bankası tabii ki daha fazla stimulus, yani parasal olarak stimulus verebilir. Dolarının değerini daha fazla değer kaybetmesine izin verebilir ki Amerikan ihracatı artsın dünyada diye, ki rekabet bu gücü artsın yeniden diye. Bu yeniden genişleme programının bu seçime kadar ya da seçimden sonra da devam edeceği anlamına gelir mi doların değerinin düşmesi? Doların değerinin düşmesinin Amerikan ekonomisine, GDP'sine, gayri safi milli hasılasına pozitif etkisi olduğu için büyümeyle beraber para politikalarındaki bir sıkılaşmaya gidecek misiniz, gitmeyecek misiniz diye bir soru sorabilirler Powell'a. Ve Powell'ın buna vereceği cevap, belirsizlikler çok büyük olduğu için şu aşamada böyle bir şey düşünmüyoruz olacaktır. Ki hakikaten belirsizlikler çok fazla. Para basmanın dışında Merkez Bankası'nın desteklediği bu küçük ve orta boy ticari şirketlerin kredi bulabilmesi, bu kredilerini gelecek zaman dilimlerine yayılabilmesi, işsizliği arttırmamak şartıyla ucuz para bulabilmesi, bu paraların forgive edilebilecek, yani bağışlanabilecek krediler olabilmesi, bono piyasalarında bonoları satın alarak bilançoyu genişletebileceğini her zaman söyledi ve açıklamış olduğu bir programların bir kısmındaki kullanım oranları %1 seviyesinin altında falan. Bu bakımdan Merkez Bankası'nın elindeki kullanabilecek silahların hala var olduğunu görüyoruz ve mutlaka piyasayı destekleyecektir. Evet. Peki gelelim, altını da konuştuk bir şekilde, ileriye dönük de yükselecek. Petrole bakalım. Petrol de son 2-3 gündür, gerçi Meksika'daki bu doğal felaketten sonra bir
yükseliş başlamıştı. Ama iki günden beri bir yükseliş eğilimi hem Brent hem ham petrolde görüyoruz. Petrol tarafında, çünkü Amerika bu anlamda çok önemli, kaya gazı üreticisi ve dünyanın en önemli petrol üreticisi anlamına da geliyor. Petrolün gidişatı nasıl? İleriye dönük olarak mesela eski günlerdeki gibi 60-65 dolarları tekrar bulur mu? Covid aşıyla birlikte yeniden o rakamlara çıkar mı? Ya daha doğrusu aşının bulunmasıyla. Evet, petrole baktığımızda petrol marginal cost curve dediğimiz, yani Suudi Arabistan'ın ürettiği 5 dolar petrolden başlayın, Venezuela'nın ağır petrolü 80-90 dolar civarlarında veya Kanada'daki oil sands dediğimiz, yani oradaki kumlardan eritip yakılarak üretilen petrollere kadar gittiğimizde maliyetler tablosuyla artan bir seviyesi var. Şimdi tabii uçaklar çalışmayıp insanlar hareket etmedikleri zaman diliminde talebin yok olmasıyla beraber petrol fiyatları ciddi manada çakıldı. Kaya petrolü dediğimiz, Amerika'daki kaya petrolü de bizim swing supply dediğimiz, yani hızlı bir şekilde üretilebilen ve hızlı şekilde üretimi kapatılabilen ve taleple orantılı olarak piyasaya sürülebilecek bir petrol. Ve Amerika'daki enerji sektöründeki iflaslar esasında geçen sene ve bu sene ve önümüzdeki sene olmak üzere ciddi miktarda artarak devam ediyor. Bu da Amerika'daki petrol üretimine mesela 2018 senesinde 12.8-13 milyon varil olacağını düşünürsek 2020 sonunda 2021'e giderken 10 milyon varil civarlarına geleceğini düşünüyoruz. Bunun önemi nedir? Amerika'daki kaya petrolünün üretim maliyetleri sıfırdan sermaye koyarsak 55-60 dolar civarında, hazır olan ve genişleterek üretebileceğimiz, yani bir sahayı ürettikten sonra yanlarında lateral dediğimiz üretimleri yaptığımızda 45-50 civarlarında oluyor. Şu manada ki bu üretim kesilmeye devam eder ve dünyadaki gayri safi milli hasıla hızlı bir şekilde büyümeye devam ederse aşının bulunmasıyla beraber, petrolün artışın 55-60-65 belki daha yüksek seviyeleri kısa vadede bile olsa artma riskinin çok yüksek olduğunu düşünmekteyim ben. Evet. Peki son bitirelim isterseniz. Amerika'da yani bu borsa tarafına biraz bakalım, onunla birlikte bitirelim. Borsa tarafına bakınca sanki 3-4 tane ya da 5 tane teknoloji şirketinin borsanın yükünü çektiğini, bunları kenara bıraktığınız zaman ortada aslında ciddi de bir şey olmadığını görüyoruz. Hani bu The Economist dergisinin de kapağına da konu oldu. Piyasayla borsa arasındaki ayrımı gösteren, çok da tartışıldı bu Covid sürecinde. Şimdi buna doğru gidince aslında borsanın baktığınız zaman ciddi bir yükselişi var, kazancı var. Ama teknoloji şirketlerini çıkardığınız zaman ortada ciddi bir kazanç gözükmüyor gibi geliyor. Ne diyorsunuz? Evet, bu şey özellikle teknoloji şirketleri çıkardığınızda borsanın geri kalan kısmının negatif olduğunu görüyoruz. Buradaki tabii birçok şey bankacılık sektörünün ciddi manada verdikleri demeçlerde krize yaklaşımlarının konservatif, yani bekle gör, neyle karşılaşacaklarını tam olarak bilmedikleri, borçlarındaki yapmaları gereken write down'ların, yani zarar gördüklerini bilançolardan çıkartabilmek için sürekli rezerv topluyorlar. Bu bakımdan bankacılık sektöründe bankaların çarpanlarının tarihsel olarak en düşük seviyede olduğunu görüyoruz. Bunun sebeplerinden biri de tabii ki faizlerin düşük olması ve bankaların o faiz marjlarını yapabilecek seviyede olmadıklarını da görüyoruz. Diğer bir taraftan tüketiciliği sektöründe de tabii online sektörde olan Facebook, Google, Amazon gibi şirketlerin pazar payı kazandığını görmekteyiz. Fakat diyelim ki işte tiyatrolar, uçak şirketleri, süpermarketlerin bir kısmına da baktığınız zaman insanların hareket kabiliyetlerine bağlı olan gidip gelme, harcama, paranın hızını da kontrol eden konulardaki sektörlerde ciddi bir satışların da var olduğunu gördük. Tabii bunun iki türlü düşünebiliriz. Bir, ekonomik aktivitenin artmasıyla beraber bu sektörlerde bir catch up yapabilirler. Yani hızlı bir şekilde artarak borsa daha bir yukarıya gidebilir. Bu da aşıyla beraber Trump'ın seçimi veya kimin kazanacağı bağlı olarak da işsizlik rakamlarına bağlı olarak da devam edecektir. Bu söylediğiniz tespit doğru ama
Yine bu konuda bekle gör, işsizlik rakamlarının ve kazanılan paranın ekonomiye gelmesi, stimülüste 600 dolar mı 300 mü ne zaman nasıl verilecek, onunla ilgili çalışmaların yapılması konusuna bağlı olarak borsanın artışını göreceğiz. Diğer bir tarafta tabii ki borsanın çarpanı en önemli olan konu. Tarihsel olarak 14-15 seviyesinde, evet, satarken şu anda 25-26 seviyelerinde satıyor. Bu da faizlere bağlı olarak değişecektir. O da Merkez Bankası ile beraber para politikaları olarak değişecek. Altan Ergün, çok çok teşekkürler. Amerika'dan güzel, ben değerli bilgileri ederim. Aldık sizlerle. Görüşmek ümidiyle çok teşekkürler. Size Amerika'da iyi günler, kolay gelsin diyoruz. Evet, sevgili seyirciler, programımızı burada noktalandırıyoruz. Yarın tekrar aynı saatte, aynı yerde buluşmak ümidiyle hepinize en içten sevgi ve saygılarla sunup arkamıza da bir film müziğiyle veda edelim. Hoşça kalın.